Arem TV'den hepinize merhabalar. Halkların Demokratik Partisi HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya üzerinde bir kişinin cinsiyetçi ve çirkin saldırısına uğradı. Bu saldırı sonrası sosyal medyada gündem olmasından sonra Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada bir kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın genişlemesi üzerine de ikinci bir şahsın da gözaltına alındığı açıklandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Başak Demirtaş'a yapılan cinsiyetçi ve çirkin saldırıya yoğun tepkiler geldi. Sosyal medyada VM isimli bir kişi Başak Demirtaş'a hedef alarak cinsiyetçi paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Başak Demirtaş seninleyiz etiketi açıldı. Tepkiler üzerine saldırgan şahıs gözaltına alındı. Bas savcılığın soruşturmayı genişletmesi üzerine saldırganın üvey amcası da gözaltına alındı. Sosyal medyadaki etikete kısa bir süre içinde etik kurallara uyuyorum ve milli anlamına gelen sembolleri kullanan hesaplardan cinsiyetçi saldırıya uğrayan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi. Kaftancıoğlu Twitter hesabında kadın dayanışması adına özellikle AKP'li kadınları Başak Demirtaş'a destek vermeye, savcıları ve hakimleri de görevlerini yapmaya davet ediyorum. Troll diyoruz, ciddiye almıyoruz diyoruz ama bu kadar bayağılaşmasanız keşke ifadelerini kullandı CHP'li Canan Kaftancıoğlu. Bu hesapları, saldırı yapan bu hesaplarda Vedat Muti 7 adını kullanan şahıs Twitter hesabında AKP tanıtım ve medya başkanı Mahir Ünal'ın duyurusunu yaptığı etik kurallara uyuyorum anlamına gelen yeşil nokta sembolünü kullandığı görüldü. Evet değerli dostlar, etik kurallara uyan bir kişi bu saldırıları yapıyor anlayacağınız. Haberin devamında da konuyla ilgili AKP tanıtım ve medya bakan yardımcılığı görevinden bir süre önce istifa eden Şamil Tayar, Selahattin Demirtaş'ın eşi için ahlaksızca paylaşım yapan kişi provokatördür, yasal işlem yapılmalıdır açıklamasını yaptı. Tayar bir de Mahir Ünal'ın başlattığı ve sosyal medyada etik farkındalık için hesaplara eklenen yeşil nokta sembolünün provokatif hesapların sığınağı haline gelindiğini söyledi. Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi paylaşımda bulunan VM'nin hesabının daha sonra askıya alındığı görüldü. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada Başak Demirtaş'a cinsiyetçi saldırıda bulunan şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini paylaştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir denildi. Başlatılan soruşturma kapsamında şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Başsavcılığın soruşturmayı genişletmesi üzerine saldırganın üvey amcası da gözaltına alındığı belirtildi değerli dostlar. Umarım bunlar en ağır cezaya çarptırılır ve Başak Demirtaş'a yapılan bu cinsiyetçi ve çirkin saldırıyı biz Aren TV olarak şiddetle kınıyoruz ve hepinizi de yorumlarda bu durumu kınayarak sizler de ses vermenizi istiyoruz değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna, bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, Aren TV ile kalın.